Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abdühü ve abibühü ve resulü. Emme ba'du fe ibadallah. İttekullah ve ati'u. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Etaavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. Ettekullah innallaha şedidul ikab. Sadakallahul azim. Aziz ve değerli müminler, okumuş olduğu Maide suresinin 2. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İyilik ve takva konusunda Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müminler birbirini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler. Aziz ve değerli müminler, Ramazan-ı Şerif ayı insanlara birbirlerini sevmeyi, kardeşliği ve hürriyeti öğreten bir mekteptir. Ramazan bir medeniyettir, bir dünya görüşüdür. Ramazan sadece ağzımıza ve nefsimize gem vurulan günler değildir. Ramazan, yoksulların, düşkünlerin, muhtaçların, kimsesizlerin, yetim ve öksüzlerin, yaşlıların hatırlandığı ve korunduğu bir aydır. Ramazan, sıcacık yuvasından ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimizin derdiyle hemhal olma vaktidir. Bereketli savurlarıyla, duygu yüklü iftarlarıyla, gönüllere şifa veren Kur'anlarıyla tam bir kazanç iklimidir Ramazan-ı Şerif ayı. Aziz kardeşlerim, yüce dinimiz İslam, birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı, dayanışmayı ve hayatı birbirimize kolaylaştırmayı emreder. Bencilliği, diğerlerini yok saymayı, çevreye karşı duyarsızlığı ise yasaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimsenin kendisini yalnız, kimsesiz, çaresiz hissetmesine, ümitsizlik ve karamsarlığa düşmesine kayıtsız kalmamıştır. İhtiyacı da olsa başkalarını kendisine devamlı tercih etmiş, kimseyi kapısından boş çevirmemiş, yoksula, yetime, kimsesize, çocuğa, kadına, hastaya, yaşlıya daima şefkat ve merhamet kanatlarını germiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kişi kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olamaz. Aziz ve değerli müminler, İslam'ın huzur ve barış ikliminden giderek uzaklaşan günümüz insanının yitirmeye yüz tuttuğu nice değerler vardır. İşte bu değerlerden biri de yüce dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu toplumsal duyarlılık, başka bir ifadeyle yardımlaşma ve diyarbanlıktır. Ancak ne acıdır ki modern yalnızlık, modern zamanların ciddi bir hastalığı olmaya başladı.
her türlü hazdın ve hızın arasında sıkışmış, her türlü imkana, lükse sahip olan ancak kalabalıklar arasında yalnızlaşan nice insanlarımız vardır. Komşularınca tanınmayanlar, bilinmeyenler maalesef çoğaldı. Evinin içinde ailenin şefkat ve muhabbet damarlarını televizyon, bilgisayar, internet ve telefonlar kopardı aldı maalesef. Kentlerin büyük meydanlarında ve caddelerinde elini kolunu sallayan, nice hür görünen mahkumlar vardır. Huzur evlerinde huzura hasret, evladına ve torununa haset nice büyüklerimiz vardır. Oysa içinde yaşlısı olan bir ev asıl huzur evi değil midir? Sevgi evlerinde sevgiye, şefkate, ilgiye, bir tebessüme muhtaç nice yavrularımız vardır. Kardeşlerim, insanın yalnızca zor durumlarda değil, hayatın her alanında ilgi ve desteğe, uzatılacak bir ele, gönül alıcı bir söze, içten bir tebessüme ihtiyacı vardır. Unutmamalıdır ki, yoksulluk sadece varlığın yok olması demek değildir. Yoksulluk, aynı zamanda içimizdeki merhamet, şefkat gibi insani değerlerin yok olmasıdır. Aziz ve değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki Ramazan ayının temasını "Hiç kimse kimsesiz kalmasın, bu Ramazan ve her zaman" olarak belirlemiştir. Diyakonluk, fedakarlık, paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının yoğun bir şekilde hissedildiği Ramazan ayı bu açıdan hepimiz için bir fırsattır, bir imkandır. Bu kutlu ayda gönül dünyamızı bütün kardeşlerimize açarak huzur ve mutluluğa vesile olmak büyük bir kazanım ve bahtiyarlık olacaktır inşallah. Hepimiz Ramazan'ın rahmet ikliminde kardeşliği soluklamalıyız. Ben merkezli düşüncelerden arınarak biz merkezli düşüncelerle kimsesizlerin kimsesi olmalıyız. Unutmayalım ki kendisi için istediğini kardeşi için de istemek, kendisi için de istemediğini onun için de istememek müminin vazgeçilmez ahlaki bir değeri olmalıdır. Değerli müminler, mukavelemiz başladı sabah namazında, öğle namazından sonra devam edecek. Bu akşam da ilk teravihimizi kılacağız. Bu gece ilk sahurumuza kalkacağız. Yarın da inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Rabbim başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş ayı olan Ramazan-ı Şerif ayının sonuna ulaşmayı, günahlardan kurtulmayı cümlemize nasip eylesin. Bugün bütün camilerimizden bereketli köyü için yardım toplanacak. Allah-u Teala yardımlarınızı kabul eylesin. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm اَتَّاِيُّ مُنَزَّمِّ كَمَنْ لَا زَبَّلَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْعَظِمُ وَيَتُوبُ اِلَيْهِ وَيَسْأَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ التَّوْفِيقَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme nusur İslam ve Müslümin. Allahümme ey cennet hak ve din. Allah'ım İslam ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. İbadallah, tekullah ve atihum. Amin. إن
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Rabbim okumuş olduğu Nahl suresinin 90. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor buyuruyor.